Georgiapoli'ye doğru atlamaya başladı ekiplerimiz. Georgiapoli tarafına biraz kalabalık gideceğiz. Aşağı tarafa uçak ilerledikçe Pochinki tarafları da bizde bu arada. Pochinki'ye de ilerleyecektir diye düşünüyorum ekibimiz. Rakip henüz atlamadı. Yukarı taraflara gitmeyi tercih etmediler. İranlar atlamaya başladılar. Rozok taraflarına gittiklerini görüyor gibiyim sanki. Kendi oyuncularını vurmasınlar da. Önemli olan o. Bizimkilerde sıkıntı Kesinlikle, olmaz da. kesinlikle. Onlar komünikasyon konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bir bakıma. Evet. Bizimkiler o tarafa doğru gidiyorlardı, Rozok tarafına doğru. Geri döndüler. Adamların oraya gittiğini görünce, çok kalabalık gittiğini görünce. Militari'ye doğru gidenleri var. Bizimkilerden Militari adasına doğru giden Faramir'i görüyoruz. Bu da tahminimce, hani Militari adasına gitmek yasak değil. Sosnovka Military Base onların ama köprüden Olaki alanı Militari'ye ortalarsa ekibimizin geçmesini sağlayacak olan oyuncu burada Faramir. Alan da onlarda. Bizim ekip Georgiapol'de çok fazla loot şansı bulamayacaklar. Loot zamanı bulamayacaklar Georgiapol bölgesinde. Ve loot'unu yaptıktan sonra da ufak ufak harekete geçecekler ama onlar lootlarına devam edecekler bu bölgede. Rakip yine ilk oyunu olmasına rağmen taktiksel anlamda loot'unu bitirip alanın ortasına doğru ilerlemeye başladı. Bizimkiler ne tür bir oyun kuracaklar 6 kişi eksik olmalarına rağmen gerçekten merak ediyorum dostlar. Yine de Şöyle. kişi sayımızın eksik olması birazcık beni endişelendirmiyor değil. Bir problem olacağını düşünmüyorum ya. Yani çok bir sıkıntı yaşayacağımızı da düşünmüyorum işin açıkçası. Aynı Çünkü şekilde. hepsi bilinçli oyuncu olduğu için daha önceden de hani avantaj ve dezavantajlara baktığınız zaman biz çok daha avantajlıyız. Bilinçli bir takım Kesinlikle. var. Takım oyunu yapmayı bilen bir ekip var. İyi oynayan bir ekip var. O yüzden hani nasıl takım oyunu yapılır? Onu bilen bir ekip var. Karşı tarafında eksilerini düşündüğün zaman ilk defa oynuyor. Pinkleri Hı var hı. vesaire. Ya çok fazla avantajlı bir pozisyonda başlıyoruz aslında işin açıkçası. İlk alan Ama onların avantajına. PUBG Lite'de genellikle ilk alanı çok büyük veriyor. Hani PC PUBG'de bir tık daha küçük veriyor ilk alanı. Biz öyle yapmasını sağlıyoruz işin açığı bir de. Çünkü ilk alanı daha küçük verdiği zaman rotasyon olayı daha bir keyifli hale geliyor. Daha bir çetin ceviz hale geliyor. Yani ilk alan çok belirleyici olmuyor diyebiliriz bu noktada PUBG Lite ile ilgili. Evet, alt taraftan rotate'imiz başlamış bu arada. 4 oyuncumuz Military Base'in oradan geliyorlar sanıyorum. Military'deki adamlarımızı da topladık. Ferip yeri de topladık. Yukarı doğru Pochinki'ye doğru ilerliyoruz. Buradan ekiplerimizi tek bir noktada toplayıp tekrardan rotate'e çıkacağız galiba. Ekibimiz aynı anda dört bir yandan haritanın dört bir yanından rotasyona başladılar. Haritanın dört bir yanından rotasyona çıktık dostlar. Aşağı tarafta Pochinki taraflarına doğru toplanıyor ekibimiz. Rakip takıma bakacak olursak rakip takım Yasnaya bölgesinde yoğunluktalar. İran takımı. Yasnaya bölgesinde toplanmışlar. Skull çevrelerinde ve Rozok çevrelerinde de oyuncuları bulunuyor. Hala Milita Power'da da oyuncuları bulunuyor. Militer'de de bulunuyor. Henüz daha tam anlamıyla toplandıklarını söyleyemiyorum bu noktada. Yukarı tarafta da aynı şekilde bizim Severn ekibimiz daha gelmemiş. Birazdan onlar da geleceklerdir diye düşünüyorum bu bölgeyi. Bu arada bizimkiler haritanın ortasına sızmışlar. Çaktırmadan bu tepeliği ortalamışlar. Yine aklıma Balkan maçı geldi. Balkan maçında da böyle bir taktik kurmuştuk. Alan bir sonraki alan belli olduğunda anında rotate atma şansı bulmuştuk bu arada. Bizimkiler nereye sıkıyorlar acaba? Şöyle bir bakayım. Ha, havaya ateş ediyorlar. Biz buradayız haberiniz olsun diyorlar rakip takıma. Aşağı tarafta herkes aynı anda ateş etmeye başladı bizim ekiplerden. Bir grubumuz aşağıda, bir grubumuz yukarıda. Bu grup aşağı rotasyon yolunu sahil şeridini tutarken bu grupta yukarıdaki shelter'ın önündeki büyük geniş otoyolu tutacaklar. Oraya doğru hareket edecekler. Oraya doğru rotasyon gerçekleştirebilecek bir pozisyonda bekleyecekler. Bir grubumuzsa yukarı yolda bulunuyorlar. Panterin sesi buradan harekete geçiyor. Benzinliğe durdu. Benzinliğe attı kendisini. Sanki burada aşağıdaki ikili sarı evin bulunduğu kampağında doğru hareket ediyor tek başına. İranlılara baktığım zaman İranlıların
Yine tam anlamıyla bir araya gelmediklerini, biraz dağınık bir oyun sergilediklerini görüyorum. Bir kez daha bu fikrimi doğruluyorum dostlar. Şimdi araç bulamayan İranlı oyuncular yürüyerek geliyorlar. Yürüyerek diğer ekibin pozisyonuna ulaşmaya çalışacaklar. Çok şanssızlık. Nasıl araç bulamadılar ya? 8 tane adam, bir tane araç bulamadılar. Çok ilginç. İleride bir buggy var. Yayını izliyorlarsa buggy'yi görsünler de alsınlar bari, üzüldüm. Bayağı bir şanssızlık. Bizimkiler bir harekete mi geçiyor sanki buradan? Bana mı öyle geliyor yoksa? Bu arada sesim biraz garip geliyor olabilir. Çok hastayım dostlar. Yeni gelenler varsa yayına, bir sahibi olmaları açısından. Paramirler burada geriye doğru çekiliyorlar. Aşağı doğru gidiyorlar. Bir grubumuz da yukarı doğru gidiyor. Hankiler ormandan ilerliyorlar. Buradaki evleri tutacaklar. Burası da çok önemli kilit rotasyon bölgelerinden bir tanesidir. Eğer burayı almayı başarırsak bravo bize, ne mutlu bize. Aşağıdan ekibimiz toplandılar buraya. Tek bir compound'a toplanmışız bu bölgede. Daha doğrusu tek bir dağın etrafına toplanmışız. Yukarıda ekibimiz yine her ihtimale karşı bulunuyorlar. Burada bayağı kalabalığız dostlar. Tek yumruk olmuşuz burada. Kişi sayımızın az olması dezavantajını o kadar iyi biliyoruz ki tek yumruk olarak oynuyoruz. Dağılamıyoruz. 6 kişi eksiyiz zaten. 6 kişi eksik olduğumuz için bu durumda toplu oynamayı tercih ediyoruz. Yukarıda yine ekiplerimiz var mı? Evet, alan aşağıya ortaladı bu arada. Bizimkiler hızlı bir rotate atacaklar. Evet, hızlı bir rotate'e başlıyoruz. Bakalım nereye gidecekler acaba? Veki noklanmış burada. PUBG ezmiş Veki'yi. Sanıyorum ki şu toprak yol üzerinde bir rotasyon bölgesi oluşturacağız kendimize. Ama tabii farklı da düşünmüş olabilir takımımız. Yine de benim fikrim toprak yol üzerinde oluşturacağımız bir rotasyon bölgesinde ya da farm taraflarına gideceğimiz yönünde dostlar. Henüz rakip takım rotate'e başlamadı çünkü arabaları yok. Bizimkiler dilediği kadar araba bulabilmişken onlar araba bulamamışlar. Roscoe buradan ilerliyor. Hepsi harekete geçmiş bu arada bizim ekibin. Hepsi rotate'e başlamışlar. Farm taraflarına ilerliyor ekibimiz dostlar. Farm tarafına gidiyoruz. Henüz bir çatışma başlamadı. Farm tarafına ilerleyecek ekibimiz bu bölgede. Rakip takım henüz bir araya gelmediler bile. Farm tarafını tuttuk galiba. Farm bizde. Hankiler de sanıyorum ki şuraya doğru gelecekler. Bu compoundlara, bu yerleşkelere doğru gelecekler. Rakip Shelter civarında bir mangasını bulunduruyor. Loot'u yeni yeni bitirdi İran takımı. Hala Military adasında bulunan oyuncuları var. Hala karşı kıyıya geçmemiş oyuncuları var. 8 kişi bulunduruyorlar Military adasında. Bu arada birini gördüm burada rakip takımdan. Bug'a mı girdi? Spectator bug'ı galiba. İzleyici bug'ı dostlar. Rakip takımdan birini görür gibi oldum ama değildi. Abdülhayt'e ait bir çeşit izleyici bug'ı. Rakip takıma gidelim şöyle hızlıca. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Yayan ilerliyorlar. Hala birçoğu. Ama bütün araçlarını bir yere getirirlerse bütün oyuncuları araçlara toplayıp rotasyon atabilirler. Yayan gitmek zorunda kalmaz kimse. Yani tüm araçlarını seferber etmeleri gerekiyor bu noktada. Bir kişi önden gider, bir kişi arkadan gelirse yürüyerek, yani olumlu bir sonuç doğurmaz bu takımınız için. Bizimkiler önlerini güzel kapatacaklar dostlar. Rakip shelter bölgesine ilerliyor. Bizimkiler de tam tersine diğer bölgedeler. Jaeger'lar aynı şekilde, çalışkanlar. Çok özür diliyorum. Burada bölge tutuyoruz biz de hala. Hemen bir sıcak çayımdan yudumlayayım. Evet geldim. Kusura Bir bakma. mahsun. Yok yok, sıkıntı yok. Evet, yaklaştı takımlar birbirine. Her an bir çatışma çıkabilir. Çok fazla harita bakıyorum. Evet, doğru. Ama bu oyunların, bu tarz oyunların anlatmanın en uygun yolu çok fazla harita bakmaktan geçiyor arkadaşlar. Haritayı analiz ediyorum size. Hemen Aynen. bizimkilerin bulunduğu bölgenin karşı compound'una iki oyuncu bindirme yapıyor İranlılardan.
Ama kafa da atabilirler. Üstlerine doğru yaklaşıyor Jäger'in. Jäger motoruyla ilerliyor. Peşlerine mi düşecek? Korna basıyor onlara. Rakip takım diğer oyuncularıyla buluşuyor. Militerideki gelen oyuncularını karşılamaya yönelik gitmişler. Militere doğru ilerleyecekler bu bölgede. Evet, Jäger korna bastı ama Jäger'ı çok fazla sataşmadı rakip takım. Yine bekiler burayı tutmuşlar. Hala pozisyon alma çabaları devam ediyor. Rakip takım aşağı bindirme yapıyor. Bizimkiler alan içerisinde geniş yaylım tutuyorlar. Geniş arazi tutuyorlar. Araziye oynuyor bizim takım. Rakip takım da kafaya göre bir gün oraya gidiyorlar, bir gün buraya geliyorlar. Çok ne yapacaklarını, ne yapmak istediklerini de anlamadım işin açığını sormak gerekirse. Söylemek gerekirse. Jäger burada yakalayacak galiba bu gelen rotasyonu. Saykolar ilerliyorlar. Jäger motoruna bindi bir kez daha. Yan tarafında bulunan aracın bir İran aracı olduğunu fark edecek mi Jäger acaba? Atış gelmeye başladı bizimkilerden. Jäger fark etti galiba yanındaki aracın bir İran aracı olduğunu. İranlılar buradan militeye geçmeye çalışıyorlar halen. Bizimkilerden atışlar geliyor. DMR atışları geliyor. Uzak bölgelerden. Henüz ikinci alan yeni kapanacak dostlar. İkinci alan kapanır kapanmaz takımlar yine bir kez daha rotasyon yolu çizecekler kendine. Birbirine çok yakın bulunuyor takımlar. Bir grupları da Prison'da bu arada araya alacak galiba İran takımı. Evet, yavaş yavaş buradaki ekiplerimize rush geliyor İran'dan. Burada yalnız bulunan oyuncularımızı düşürmeye, darlamaya çalışacak İran takımı. Burada 4 araçla geldiler. Jäger ne yapacak acaba? Korna basarak binasının altına girdi. Saman ne yapıyor Saman? Jäger'dan çok güzel spreyler geliyor ama düşüremedi Jäger. Destek gelmesi lazım. Destek ekibi gelmesi lazım Jäger'a. Jäger camdan çok güzel kesiyor. Jäger yerde bu arada. William Venus'u düşürmeyi başarıyor. Ultra'yı düşürmeyi başarıyoruz. Binaya basan 3 oyuncudan 2 tanesi düşüyor dostlar. Saman Jäger'i düşürmeyi başarıyor. Ama ölecek neredeyse. Çok riskli hareketler yapıyor şu anda İran takımı. Bir oyuncumuzu düşürdüler ama 2 oyuncu kaybettiler dostlar. Bizimkiler geniş yayılım ateşine başladılar. Panter'in sesi burada zor bir durumda. Ama yine her zamanki Panter. Her zamanki Panter düşman hattına sızmaya çalışıyor. İranlılar bu arada sandığımdan çok daha iyi oynuyorlar. Biz adamları biraz hafife aldık ama adamlar gerçekten çok iyi oynuyor dostlar. Ama bizimkiler burada yayılım ateşini genişletiyorlar. Açıyı genişletiyorlar. Sağlı sollu olarak buradaki 3 oyuncuyu araya kıstırmış durumdayız. Ve bir oyuncularını noktalamayı başarıyoruz. Yavaş yavaş oyunun kızışacağı anlar başlıyor. Alan bu arada her iki takım için de, daha doğrusu bizim için bir tık daha avantaj gibi görünüyor. Rakip takım için bir dezavantaj söz konusu burada. Alan bizim avantajımıza. Şöyle kocaman beyni bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum ben de. O bizden, o bizden. Psycho'ya sıkıyor bizim ekipler. Bir anlaşmazlık oldu orada. Psycho'yu düşürdü bizimkiler. Ama düşman hattında geziyordu Psycho. Bunun yaşanması gayet normal, gayet doğal bir olay dostlar. Tamana rushlıyordu Psycho burada. Çalışkanlardan bir rush geldi buraya. Binanın dibine düştüler. İki kişi William ve Çalışkan bombasını çekti Çalışkan. Sivıca doğru sallayacak o bombayı. Arkadan taciz atışları geliyor bizimkilerden. Bomba düştü, bir kişiyi düşürmeyi başarıyor. Babak yerde. Savage burada kaldırmaya çalışacak. Savage'ın canı da çok az kaldı. William ve Çalışkan içeriye oynuyorlar. Çalışkan'dan gelen mükemmel bomba burada. William'a da Çalışkan'a da bu iki oyuncuyu düşürmeyi garantiliyor. Burayı kazandırıyor bize. PUBG burada bir arabayı kovalıyor. Arkasından gidiyor bir arabanın. Araba patlayacak, duman attırıyor. Rakip rotasyona çıkmak zorunda kaldı ve bizimkiler de rakibe yine ağır bedeller ödettiriyorlar dostlar. Rakip dağların eteklerine
hapsolmuş durumda. Bizimkiler de rakibi püskürtmeyi en iyi şekilde başarıyorlar. Bir kez daha çok güzel bir rush geldi bizimkilerden. Ve rakibi yukarıya püskürtmeyi başardık. Durumu neredeyse dengeledik diyebiliriz. Bu arada Veax bir kişiyi düşürdü ve yazmayı başardı. Çok iyisiniz. Bravo çocuklar. Her zamanki gibi profesyonelliğin adı bir başka. Profesyonellik bir başka. Kontrollü oyun her zaman başka oluyor. Aşağı tarafta bir oyuncularını daha düşürüp yazmayı başarıyor William ve çalışkan ekibi. Çok güzel shoulder pickler geliyor William'dan. Yukarıdaki oyunculara karşı, dağdaki oyunculara karşı bir bomba geldi orada. William yerde. Samandan geldi o bomba. Samanı almaları lazım. Saman çok canlar yakıyor burada. Loot'a gidecek galiba. Burada öldürdüğü oyuncunun loot'unu alacak Saman. Birkaç loot çekti oradan. Bizimkiler hücuma geçiyor bu arada yukarı doğru. PUBG'ler oynamış buraya. Vipex'ler oynamışlar. 5-6 kişinin arasındalar. Podmarco ve Vipex 3 kişiyi düşürüyorlar. 4 kişiyi düşürüyorlar. 5 kişiyi düşürüyorlar. Bravo, süpersiniz. Hepsini wipe'liyoruz. Burada bir ekip daha geldi. 2 kişi sadece bunu yapan dostlar. Bunu yapan 2 kişi sadece. 2 kişi 5 kişiyi düşürdüler bu bölgede. Yukarıdaki ekiplerini de darlamaya devam ediyoruz. Yukarıdaki gelen destek kuvveti de bizim alttan gelen destek ekibi darlıyor. Araç patladı ve aracın arkasına sığınan oyuncular da kabak gibi açıkta kaldılar. Birer birer düşüyorlar burada. İran oyuncuları, buraya gelen destek kuvveti, İran destek kuvveti de birer birer düştüler ve yok oldular. Sadece ve sadece 10 oyuncusu falan kaldı İran takımının. Geri kalan takımlar, geri kalan oyuncular bizden. Çok hızlı bir şekilde erittik yine rakip takımı. Bir anda ben ne olduğunu anlamadan rakip takım yok oldu yine. Her zamanki gibi, o her zamanki yaşanan olay yaşanıyor. Şaşırdık mı acaba ya? Şaşırmıyorum gerçekten. Artık şaşırmıyorum. 2 vs 6 attı adamlar orada, temizlediler. Ama arkadan bindirme geliyor buradan hala. Onları da fark etmişiz ama. Onları da Gondor Prensi Faramirler hallediyorlar. Gelen o ekipleri de. Takım oyunu burada çok önemli işte. Kesinlikle takımının pozisyonunu çok iyi bilmek gerekiyor. Evet, evet. Bu da tecrübeden geçiyor işte. Bak yine 4 bir yandan dağın etrafını sarıyoruz. Her zamanki taktikle. Aynen. Asırlardır şaşmayan taktiklerimizle 4 bir yandan dağın etrafını çeviriyoruz dostlar. Henki burada yaklaşmış düşman hattına bu arada. Samanı yazmayı başarmış buradaki ekibimiz. Samanı düşürmüşüz. Buradaki oyuncuların da, bir mantara sıkışan oyuncuların da yazmaya başladık. Teker teker düşürmeye başladık. Oo, bir çarpaz ateş geldi burada. 4 kişi tek aynı anda 1 saniye içerisinde wipelandılar. 4 kişiyi aynı anda wipeladık dostlar. Kimler basıyorlar yine, çalışkan içeriye bastı. 4 kişi yine wipelandı. 3 kişi daha düştü içeride. Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki ben. Biraz... Ha şimdi birbirini düşürüyorlar. Biraz şey, şova kaçmaya başladılar galiba bizimkiler. Bu karşı tarafı biraz korkutabilir yarınki bu antrenman maçı. Evet yani. Evet. Biraz umarım daha... pes etmez karşı takım. Ertelemez maçı. Hakim oynamaları gerekiyorlar bence. Çok biraz da rakibi şey yapmamak gerekiyor. Değil mi? Yani. Yoksa biz şu an antrenman diye sonra ana maçı iptal ettirmesinler bize. Değil mi? Aynen. Havaya gidiyorlar galiba şimdi bizimkiler. Motorlarla diplerine durdular. Araçla drive-by geliyor PUBG'den burada. Drive-by yaparak düşürüyoruz oradaki oyuncularını da. PUBG'den çok güzel bir drive-by geldi. İki kişiyi düşürüyor PUBG burada drive-by yaparak. Çalışkan drift atıyor orada aracıyla. Bir oyuncuları kaldı ayakta. Kaçıyor o da. Köşe bucak kaçıyor. Ege Vicky kovalıyor bizimkiler dostlar Vicky'yi. Şimdi galiba Tava gelecek. Sanıyorum Tava gelecek dostlar. Koşuyor bizimkiler üstlerine. Bomba çektiler. Yerini biliyorlar galiba. Güzel bir bomba. Ama adam kaçtı oradan. Orada değildi. Ve onu da düşürdük, onu da yazdık ve maçın galibi şu an için 1-0 Türkiye takımı oluyor dostlar.